Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Yarbaşçandır Mahallesi'nde hazine ve sarı alan olarak belirlenen makilik ve ormanlık alanda onlarca ağaç kepçelerle yerinden söküldü. Yapılan tahribat yöre halkının büyük tepkisine neden oldu. Çevre sakinleri 250 lira karşılığında ağaçların kesilmesine tepki gösteriyor. Vatandaşlar erozyonu önleyen ağaçların kesilmesini istemiyor. Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kent merkezine uzaklığı 45 kilometre olan ve son dönemde müstakil ve yaylı evi yapmak isteyenlerin cazibe merkezi konumundaki 1350 rakımlı Yerbaşçandır mahallesi'nde bilinçsiz şekilde yapıldığı iddia edilen makilik ve ormanlık alandaki tahribat bölgede yaşayanların tepkisine neden oldu. <laughs> Aralarında ardıç ağaçları ve Mahallenin Kökes, Fransızca ve Pınarbaşı bölgelerindeki makilik alanlar kepçelerle tahrip edilip arazi haline getirildi. Burası makilik bir alan ve artı buraya takılı eşya daksan durmaz. Aralarında ardıç ağaçları ve yetişmektedir. Bu ardıç ağaçları çok zor, nadir yetişen, nesli tükenmekte olan ağaçlarımız. Bunlara bizler köylü olarak sahip çıkmazsak arazi mafyaları şu anda bu memleketi talan etmektedir. Hazine ve sarı alan olarak değerlendirildiği ita edilen alanda Orman Bölge Müdürlüğü'nce dikilen çam fidanlarının da yerlerinden söküldüğü öne sürüldü. 230 tahmini dikilen fidan. Ama bana göre 500'ün üzerinde. Elinde bir tek belgesi olmayan şahıs buraya geldi. Or devletin tek tek eline dikmiş olduğu çam fidanlarını şöyle gösterebilirsiniz. Bunlar tek tek dikildi. Komple. Ve burayı yoldan görükmeyecek şekilde bir mesafeyle önüne set çekerek arkada ormanı talan eden şahıslar. Yol kenarında olan alanın ön tarafındaki ağaçların kamuflaj için kesilmediği, arka bölümde görünmeyen bölgede ise kepçelerle çalışma yapıldığı görüldü. Makilerin kesilip yol kenarında biriktirildiği gözlemlendi. Bazı alanlarda ise kesilen makilerin olduğu gibi kaldığı dikkat çekti. Burada doğayı katletmişler. Doğayı katlediliyor. Tarla açma bahanesiyle ormanlarımız yok ediliyor. Bu ağaç katran ağacıdır. Zor biten bir ağaçtır. Ama maalesef ormanlarımız talan ediliyor. Mahalle sakinlerinin en büyük tepkisi ise sedir ağaçlarıyla çevrili alanda iş makinalarıyla arazi açma çalışması oldu. İş makinasının bu alanda ardıç ağaçlarını yıktığı ve onlarca sedir ağacı fidanını tahrip ettiği görüldü. Köylüler yapılan tahribatı da cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bu araziyi talan edenlerin önce cezalandırılmasını istiyorum ben bir doğa katliamı. İki gün sonra bizim arazilerimiz göçüp göçüp inecek. Araziye dayayan pınar ağacı, meşe, ardıç, çam, pınar çalısı bunlar araziyi dayar. İlçenin Hisarçandır mahallesinde de iki hafta önce kim oldukları bilinmeyen bazı kişilerin hazine arazisinde yüzlerce yıllık çam ağaçlarını kesip iş makinalarıyla yol açım çalışması yapmaları da tepkiye neden olmuştu. Hatırlarsınız birkaç hafta önce buraya önce Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi sonra da AK Parti yönetimi giderek bu ağaçları kim kesiyorsa önlenmeli önüne geçilmeli demişti ama şu ana kadar ses yok ve hala ağaçlar da kesiliyorsa demek ki kimsenin gücü yok bu uyanıklara karşı.